yılları yenilediği ikramları Esma Sultan Yalısı'nda tanıttı. Yeni ikram konseptine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, dünyanın tüm lezzetlerini misafirlerine ayrıcalıklı konseptlerle sunan bayrak taşıyıcı olarak, sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında ambalaj malzemelerinde plastik kullanımının ve ambalaj kaynaklı atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamaları da başlatmış olduk. Yeni menülerimizin misafirlerimiz tarafından beğenileceğini umuyor, uçak içi ikram alanındaki ödüllü liderliğimizi de sürdüreceğimize inanıyorum dedi. Yeni hazırlanan menüler uçaklarda yolculara sunulmaya başladı. Öte yandan Türk Hava Yolları önümüzdeki dönemde 60 yeni uçağı filosuna katacağını duyurdu. Uçaklardan 400'ü dar gövdeli, 200'ü geniş gövdeli olacak. Kızıl Elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşındı. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. İki bölüm olarak yayınlanacak Hedef Kızıl Elma, Bayraktar Kızıl Elma'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Baykar'la Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu alıyor. Belgeselde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı önemli isimler süreci kendi pencerelerinden aktarıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen Milli Muharip Uçağın ilk uçuş tarihi belli oldu. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kodil, Kaan adı verilen yerli savaş uçağının ilk uçuşunu 23 Aralık 2023'te yapacağını belirtti. Kotil, Kaan'ın yerli motorunun da 2028 yılında tamamlanacağını söyledi. 5. nesil çok rollü savaş uçağı olan Kaan, hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip. İki motorlu yerli savaş uçağı 1,8 Mach hızla 55 bin fitte görev yapacak. Kanat açıklığı 14 metre, uzunluğu 21 metre, yüksekliği 6 metre olan Kaan'ın 2027'lerde Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. İstanbul Havalimanı hizmete girdiği 29 Ekim 2018'den bugüne 200 milyon yolcu eşiğini geride bırakarak havacılık sektöründe Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza attı. İstanbul'dan Singapur'a seyahat eden 32 yaşındaki Karin Lee'ye uçuşu öncesi 200 milyonuncu yolcu plaketi ve duty free'de kullanabileceği hediye çeki verildi. Törene katılan İGA İstanbul Havalimanı operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ayrıca Lee'ye İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan bir adet İGA Pass Premium üyeliği hediye etti. Bu benim için büyük sürpriz oldu. Bu hediyeyi aldığım için şanslıyım. İstanbul'a ilk defa geldim. İleride tekrar geleceğim. İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı faaliyete geçtiği tarihten bu yana 51.506.183 yerli, 148.493.817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı. Havalimanı yılbaşından bugüne kadar ise 23 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Faaliyette olduğu 4,5 yıllık zaman dilimi içinde yerel uçuşlarda en yoğun yolcu trafiği 6,3 milyonla Antalya'ya oldu. Uluslararası uçuşlarda ise en çok yolcu 5,7 milyonla Tahran'a seyahat etti. Kısa bir süre önce ilk uçuşunu yapan 10 tonluk ağır sınıfta Rus helikopteri Atak 2 için yerli mühimmat geliştiriliyor. Roketsan Atak 2 için 20 kilometre menzilli yeni bir füze üzerinde çalışıyor. Gökyüzüyle buluşan yerli taarruz helikopteri 1200 kilogram mühimmat taşıyabilecek.
Dünyanın bu sınıftaki 3. helikopteri olan Atak 2, ABD'li Apache ve Rus Mi-28'e rakip olacak. TUSAŞ, ağır sınıf taarruz helikopterinin ilkini 2025'te hava kuvvetlerine 3 adet olarak teslim edecek. 2026 başı itibariyle her ay 2 adet üretilip teslimatı yapılacak. Havacılıkta pandeminin etkileri her geçen ay azalıyor. Sirium'un verilerine göre ücretli yolcu kilometre olarak ölçülen küresel trafik Eylül ayında 2019 seviyelerine geri dönecek. Ekim ayında ise pandemi öncesi seviyeleri geçecek. Son veriler Asya Pasifik ve Çin pazarlarının diğer bölgelerin gerisinde kalmasına rağmen önceki tahminlerin biraz üzerinde toparlandığını gösteriyor. OAG verilerine göre ise 15 Mayıs 2023 haftasındaki küresel kapasite 106,7 milyon koltukla geçen haftaya göre neredeyse hiç değişmedi. Pazardaki toplam koltuk sayısı 2019'un aynı haftasına göre %3,1 aşağıda, geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 daha fazla.